Çocukluğumdan beri bir müzik aletini iyi çalmayı çok istiyordum ama 37 yaşına geldim ve çalabildiğim tek müzik aleti DJ Controller. Orada da aslında bir enstrüman havası yok. Daha çok dijital müzik yapıyoruz. O yüzden ben de elektro gitara başlamaya karar verdim ama neden sıradan bir elektro gitar olsun ki diye düşünürken böyle bir gitar yapmaya karar verdim. Bu videoda bu gitarı nasıl yaptığımızı anlatacağım. Tek başıma yapmadım. Birkaç arkadaştan da yardım aldım. Gelin beraber bu hikayeye baştan bakalım. Bu arada videoya geçmeden söyleyeyim, biraz önce gördüğünüz DJ Controller cihazının da yenisini kendim yapacağım. Çok daha gelişmiş özellikler ekleyeceğim. Eğer onu da kaçırmak istemezseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi gelelim gitara. Madem özel bir gitar yapıyorum, neden efekt kartını kendim yapmayayım diye düşünürken yankı efekti eklemeyi düşündüm ve bunun süresini vesairesini ayarlayabileceğim bir devre kartı tasarladım. Tabii ki jackları gitarın jacklarıyla ve amfilerle de uyumlu olmalıydı. Ben de bu devre kartını tasarladıktan sonra PCB'den sipariş verdim. 10 tanesi 5 dolara bu PCB'leri alabiliyoruz. Linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hayatımda ilk defa elektro gitar çalmaya başladığım için bu devreyi de ilk defa tasarladım. Beklediğimden çok daha üstün bir performans sergiledi. Çok işime yaradı. Birazdan gitarı bitirdiğimizde de bütün testlerini göstereceğim. Bu videodaki birçok şeyde bana destek olan Yılmaz'ı da sizlere tanıtayım. Kendisi yüksek elektronik mühendisi, şu an doktora öğrencisi aynı zamanda ve gitar çalmayı da çok seviyor, iyi biliyor. Ben de gitarların ayarını yapmayı bilmediğim için bu konuda kendisinden destek istedim. Aynı zamanda gelmişken de böyle lehim gibi işleri de yaptırdım. Yani bilirsiniz bu işleri, yazılımcıysanız format atarsınız, doktora yapıyorsanız da lehim falan yaparsınız. Bu işler böyledir her zaman. Şimdi gelelim 3D model kısmına. Gitarı yaparken aklımda birkaç böyle model tipi vardı ama sonradan internette araştırdım. Kendi gitarını yapan da epey bir insan varmış. Onların bazı modellerinden faydalanmaya karar verdim. Baştan çizmek yerine kendi ihtiyacıma yönelik bazı şeyleri değiştirebilirdim. Zaten o modellerden birini de beğendim, indirdim ama benim gitarıma uymuyordu. Benim gitarın sapıyla uymuyordu, vida delikleri uymuyordu, kabloları geçireceğim boşluklar yoktu. Bu noktada da Recep'ten destek aldım. Recep 3 boyutlu modelleme konusunda, makine tasarımı konusunda uzman bir arkadaşım. Benim 3-4 saatte yapacağım işi muhtemelen 5-10 dakikada yapıp bana göndermiştir. 3D modelleme kısmı bittikten sonra da bir baskı almak istedim ve içinin boş olmasını istedim. %3 dolulukla bastım çünkü karbon fiber filamentle basacağım kısımda orası ve karbon fiber filamenti de boşa harcamak istemedim. İyi ki de öyle yapmışım. Birçok şey yine uymadı. Vida delikleri, sapın geleceği kısım uymadı. Oraları tekrar boyutlandırdım. Tekrar vida delik yerlerini değiştirdim. Sapın hatta vida delik yerlerini de değiştirdim. Daha sonrasında gerçek baskıları almaya başladım. Gitarın kırmızı kısmı Creality'nin Hyper PLA'sı ile, yine mavi kısmı da Hyper PLA ile. Beyaz kısım Creality'nin ABS'si ile ve bu mor siyah gibi olan kısım da Creality'nin PLA karbon fiber alışımlı filamenti ile basıldı. Özellikle orayı karbon fiberle basmamın bir sebebi var. Gitarın telleri en çok oraya baskı uyguluyor ve çekme kuvveti uyguluyor. Eğer orayı normal PLA ile bassaydım ya da diğer filamentlerden biriyle bassaydım muhtemelen çekme kuvvetinden dolayı birkaç ay sonra eğilecekti. İnternette böyle problem yaşayan insanları gördükten sonra karbon fiber alışımlı filamentin beni kurtaracağını düşündüm ve bu gitarda 2-3 aydır burada duruyor aslında. 2-3 aydır da ara ara çalıyorum. Hala herhangi bir eğilme olmadı. Dolayısıyla böyle çekme kuvveti yüksek bir şey varsa, basınca dayanıklı bir şey arıyorsanız da karbon fiber filamentleri deneyebilirsiniz. Karbon fiber filamentin ayrıca görselliği de çok güzel. Yani dayanımının yanında dışarıdan görünüş de çok güzel. Katman çizgilerini neredeyse belli etmiyor. Böyle mor siyah arası böyle ilginç bir rengi de var. Görselliğini de çok beğendim. Bir tanesini dikey, bir tanesini yatay bastığım için o iki tane karbon fiber parçanın da ton farkı var. Onu da eğer öyle olacağını bilseydim ikisini de aynı istikamette basardım ama dilimleyici yazılımı en uygun şekilde böyle önerdiği için ben de o şekilde basmıştım. Bu arada 3D baskılarımı alırken Creality K1 Max'ın QC modelini kullandım. Bunu kullanmamın birkaç sebebi var. Öncelikle QC modeli olan da karbon filamentlere karşı dayanıklı bir nozulla geliyor. Çoğu makinedeki nozul çok çabuk aşınıyor karbon fiber alışımlı filamentlerle. Dolayısıyla birinci önceliklerimden bir tanesi buydu. İkinci önceliğim de yine ABS asa gibi filamentleri basabilen kapalı kasa. Dolayısıyla kapalı kasa olması gerekiyor. Ve büyük hacme sahip bir makine lazımdı. Dolayısıyla eğer böyle bir makine ihtiyacınız varsa da benim en sevdiğim makinelerimden birisi olan Creality K1 Max QC modelini kesinlikle tavsiye edebilirim. Gayet güzel, pürüzsüz baskılar alabiliyorsunuz.
dediğim gibi kapalı kasa olması, karbon fiber alaşımlı filamentlere dayanıklı olması da yanında büyük artılar. Ayrıca böyle büyük modeller basıyorsanız da makinenizin hızlı olması gerekiyor. Şu an piyasadaki en hızlı makinelerden bir tanesi bu makine. Dediğim gibi bu özelliklere ihtiyacınız varsa kesinlikle aşağıdaki linkten bu makineyi bir inceleyin derim. Eğer hangi 3 boyutlu yazıcıyı alayım, hangi filamenti kullanayım, hangi projede ne kullanmalıyım gibi sorularınız varsa da yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Daha fazla destek almak isterseniz de danışmanlık linkimi açıklamalarda paylaşıyorum. Oradan özel danışmanlık hizmeti de alabilirsiniz. Bütün 3D'ye baskılarımı aldım, bitirdim. Artık 3 boyutlu yazıcıyla çok fazla bir işim kalmadı. Bir tek proje kutusunu basacağım birazdan. Geriye sadece sap kısmı kaldı. Sapı 3D baskı olarak almak istemedim. Çünkü işleri çok karmaşıklaştırmak istemiyorum. Orada farklı olaylar da var böyle. Sapın üzerindeki farklı çizgiler vesaire var. O kadar ileri seviye müzik bilgim olmadığı için orayı şimdilik orijinal sapıyla kullanacağım. Zaten ahşap rengi de filamentlerle çok uyumlu oldu. Böyle bence çok karizmatik duran bir gitara sahip olmuş oldum. Gitarın sapını tekrar takarken de yeni teller aldım. Yeni teller alırken şuna dikkat ettim. Fiyatının makul olması, yeterince ses kalitesi vermesi, bir de o biraz önce dediğim çekme kuvvetini düşük vermesi. Her gitar teli aynı şekilde çekme kuvveti vermiyormuş. Çekme kuvvetini az yaratanlardan bir tanesini aldım. Tabii bu sese falan da etki ediyor. Ama daha yüksek alsaydım da karbon fiberle aldığım baskılar buna dayanacaktı. Dolayısıyla istediğiniz teli tercih edebilirsiniz ama risk almak istemiyorsanız da dediğim gibi daha az gerginlik üreten tellerden birini tercih edebilirsiniz. Gitar telinin de linkini bırakacağım aşağıya. İsteyenler oradan bakabilir. Bu projeye başlarken zaten bir gitar almıştım. O gitarı çok fazla kurcalayamadan parçalayıp yeni gitara dönüştürmeye başladık. Orada bir tane metal parça vardı jack'ı tutan. Ben onu direkt bizim gitara takarım diyordum ama son dakika fark ettim. Vida delikleri yine uymuyormuş. Ben de 3 boyutlu yazıcıdan bir parça bastım. Alüminyum rengi boyayla boyadım ve aynı şekilde gayet güzel görsel bir parça oldu. Onu oraya vidaladım. Şu haliyle montajının elektronik kısmı haricindeki neredeyse bütün kısımları bitmiş oldu. Şimdi bu parçaları birleştirmeye gelecek olursak aslında modelin kendisinde vida delikleri vardı. Birkaç tane de ben vida deliği bırakmıştım. Bütün parçaları birbirine vidalayacaktım ama daha sonrasında yapıştırmak daha kolay geldi. Hem vidalasaydım bazı yerler böyle açık, bazı yerler daha yakın olacaktı. Yapıştırdığımda daha iyi oturdular. Tabii her kısmı yapıştırmak da olmuyor. Gitar sapını karbon fiber olan kısma kendi 4 tane vidası vardı gitarın. Onunla yaptım. Gitar sapının vida deliklerini yerini değiştirmek zorunda kaldım. Eski delikleri kapattım. Yanına yeni delikler açtım. Böyle bir çözüm bulabildim. İleride de bu kısmı desteklemesi açısından o 4 tane vidanın arkasına CNC ile bir metal, alüminyum veya çelik parça kesip koyacağım. Çünkü orijinalinde öyle bir parça vardı. Vidaların deliklerinin yeri değiştiği için o uymadı. Çünkü gitarı üreten firma muhtemelen vida deliklerini biraz kafasına göre açmış gibi geldi bana. Bilmiyorum yani özel bir sebebi var mı? Hiçbirinin birbiriyle hizası yoktu. O yüzden böyle ilginç bir durumla karşılaştım. Onu da CNC ile kendim keserek halledeceğim gibi duruyor. Ama 3-4 aydır da bir şey olmadı bu gitara. Muhtemelen bir şey yapmasam da herhalde bu haliyle de iş görecek. Sap manyetiği, köprü manyetiği ve kontrol devresini de yerine yerleştirip kablolarını lehimledikten sonra işlerime devam ediyorum. Artık gitar tellerini takıp akor ayarlarını yapabiliriz. Daha doğrusu Yılmaz yapabilir. Benim o kadar dediğim gibi müzik bilgim yok. Ufak bir testten sonra gitarımız neredeyse hazır. Bu arada K1 Max de boş durmasın. Efekt devresine yaptığımız, tasarladığım kutuyu da basmaya başlayalım. O da bir saat içinde bitecek. Artık her şeyi birleştirip gerçek testlere başlayabiliriz. Bunun için tek yapmam gereken şey ses kablolarını bağlamak, efekt kartına da güç vermek. Ses çıkışını da piyasadaki ucuz amfilerden bir tanesiyle aldım. Ondaki efektleri kapattım. Sadece bizim ses kartından verdiğimiz efektlerle çalacağız. Tabii bu amfi de piyasadaki en iyi amfi değil, hatta ortalama bir amfi de değil. Gayet uygun fiyatlı, dandik amfilerden birisi diyebilirim ama ona rağmen başlangıç için bence güzel. Bu arada amfi kullanmak zorunda da değiliz. Tasarladığım ses kartı sayesinde, daha doğrusu efekt kartı sayesinde kulaklık takıp da kendi çaldığımız müziği dinleyebiliriz. Şimdi gitarı Yılmaz'a verelim ve sonuçlara bakalım. Thank you.
işte böyle. Modeli bulmak, modeli iyileştirmek, parçaları basmak, bir araya getirmek, devre kartını tasarlamak, lehim yapmak bir sürü iş çıktı başıma ama sonunda güzel bir gitara sahip oldum. Artık elektro gitar çalmaya başlayabilirim. Ya da bu gitarı satıp kanala gelir mi yapsam onu da bilemedim. Sizin de görüşlerinizi bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Üretmeye devam. Bay bay.